vendedores y vendidos. Tuvo que aprender a ganar y a perder a fuerza de amor y coraje. Días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje. Merhaba. Bugün gün izinin konuğu Mine Müstecaplıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok mersi. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Kendinizden biraz söz edebilir misiniz bize? Bahsedeyim. Lütfen. 9 Eylül Üniversite Eğitim Fakültesi mezunuyum. Hı hı. 26 yaşında ve 15 yaşında iki çocuk annesiyim. Hı hı. Evliyim. Çok karışık bir iş hayatım oldu. Dinliyoruz. Öncelikle bir 12 yıl kadar antrenörlük yaptım. Hı-hı. Cimnastik, artistik cimnastik ve yüzme antrenörlüğü yaptım. Hı-hı. Ondan sonra dizimi zedeledim ve bu mesleği bırakmak zorunda kaldım. Daha hı-hı. sonra büyük bir holdingde strateji geliştirme departmanında çalıştım. Hı-hı. Oradan İstanbul'a gidince bir katılım yönetim danışmanlığı denen bir sistemle çalışan bir danışmanlık şirketinde çalıştım. Hı hı. 7 yıl kadar ve oradan emekli oldum. Bu sivil toplumla tanışmam da o döneme rastladı. Hı hı. Bu danışmanlık hizmetlerini verirken gönüllü çalışmamız gereken projeler de oluyordu. Hı hı. Ben her zaman kadınlarla ilgili veya gençlerle, çocuklarla ilgili bir proje olduğunda gönüllü çalışmayı tercih ettim. Orada kaderin bir çalışması oldu, kadın adayları destekleme ve eğitme derneğinin. Hı hı. Orada gönüllü çalıştığım zaman dedim ki zamanım olduğunda bu dernekte çalışabilirim. Hı hı. Çünkü farkı şuydu, onun için tercih ettim. Burada sadece temel fikir kadın olmasıydı insanların ve herhangi bir görüşün sözcülüğünü yapmıyordu dernek. Evet. Bu yüzden tercih ettim. Hı hı. Bunun yanında işte emekli olduktan sonra eşimle beraber bir güzellik merkezi kurduk. Karşıyaka'dayız biz. İzmir'e geldik, geri döndük yani memleketimize. Hı hı. Ama İstanbul tecrübesi bize çok şey öğretti. Hayatımıza değişik şeyler kattı. Şimdi o işi sürdürüyoruz. Bir taraftan da bu kaderde gönüllü olarak çalışıyorum. Evet. Yani genel şey bu, bilgi bu. Güzel, çok güzel oldu. İsterseniz ilk videomuza geçelim.
Epey gençliğime gittik. Evet, evet, değil mi? Anlatır mısınız biraz antrenörlüğünüzden, bahseder misiniz o yıllardan? Tabii bahsedeyim. İlk başladığımda jimnastikle başladık. Ritmik jimnastik antrenörlüğüyle başladım. O zaman Türkiye'de ritmik jimnastik diye bir şey yoktu. Şu anda hocalık yapan birkaç genç, genç artık çok genç de değiller ama onlar benim öğrencilerim. Yani İzmir'de ritmik jimnastiğin başlamasında çok emeğim var. Ne güzel. Öğrencilerim de bunu sürdürdüler. Peki hala görüştüğüm çıkan şampiyonlarımız var mı? Türkiye içinde en azından. Yani dünya çapında yok ama bu Türkiye'de uzun bir süreçtir. Tabii. Türkiye'de var tabii. Ne güzel. Zaman isteyen bir şey. Bir spor dalının oturması demek 50 sene demektir. Yani başından, yetiştirmeden, dünya şampiyonu çıkarıncaya kadar kolay bir şey değil. Sonra? Sonra devlette çalışıyordum. Sonra bir teklif geldi ve özel bir şirkete geçtim. Orada hem jimnastik antrenörlüğü yaptım hem yüzme. Yüzmede Türkiye şampiyonluğu olan bir şirkette çok başarılı sonuçlar aldık. Avrupa çapında, dünya çapında yüzen öğrencilerimiz oldu. Ben genellikle temel eğitimde çalıştım. Yani tekniğin oturtulması ve öğretilmesi konusunda. O arkadaşlarımın bir kısmı devam ediyorlar ama çoğumuz hastalandık, biliyor musunuz? Yani neden? Yüzme antrenörlüğü çok ağır bir iş. Çünkü kapalı havuzlar çok nemli. Evet. Bu yüzden eklemler bozuluyor ve devamlı ağır iş yapıyorsunuz. Anladım. Çoğu arkadaşımız bıraktılar. Evet. Çok az arkadaşımız devam ediyor. Ben de bıraktım, yapamadım işte. Ben ritmik jimnastikte o zaman sakatlandığınızı düşünmüştüm. Hayır, yok, yüzmede oldu. Evet. Yani ritmik jimnastikte şöyle oldu. Yani çocuğunuz olduğu zaman gelir çok önemli hale geliyor. Elbette. Siz biliyorsunuzdur. Elbette. İdealistimizden vazgeçiyorsunuz ve daha çok para kazanacağınız bir yere yönelmeniz gerekiyor. Öyle bir karar verdim. İzmir'de nasıl gidiyor peki? Ben bildiğim Göztepe Spor Kulübü'nden dışında bir şey bilmiyorum ama. Doğrusunu söylemek gerekirse bir arkadaşım var, ondan aldım. Çok daha iyi durumda. Eskiye göre çok daha iyi durumda. Çok yüzme iyi hocalar var. İzmir'de. Yüzmede de. Yüzmede de, jimnastikte de. Yalnız eski şaşalı günleri yok. Onu söyleyebilirim. Yani eskiden hani daha çok dikkat çekerdi, daha parlaktı diye düşünüyorum. Belki ben yanılıyorum, bilmiyorum. O kadar, daha belki de medya bu kadar ilgilenmiyor. Eskiden daha çok ilgileniyordu. O zaman o yüzden görmüyoruz. Teşvik gördüğü için de gidiyordu. Anladım efendim. Öyle. Kaç yaşında başlamak lazım sizce yüzmeye? Yani bebeklikten beri denir ama bir hedefin varsa, yani bir hedefin. Bana kalırsa 6-7 yaş doğru yaştır. Çok küçük başladığınız zaman küçük kas grupları gelişmiyor. Anladım. Bu yüzden zorlanıyor çocuklar. Anladım. 7 yaş, 8 yaş. 8 yaş bile yani geç değil. Geç değil. Geç değil. Anladım. Daha çabuk öğreniyorlar hatta 7-8 yaşında. O bazen travma oluşturabilir çocukta. Çünkü anneden kopuyor, işte bir yere başlıyor. 7 yaş bence ideal yaş. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Bir sonraki videoya geçelim isterseniz. Tamam. Efeler diyarsın,
kitabısın. Canım İzmir, şirin belde, adın söylenir senin her yerde. Güzelliğin hep dillerde, bir incisin sen bütün Ege'de. Canım İzmir, şirin belde, adın söylenir senin her yerde. Güzelliğin hep dillerde, bir incisin sen bütün Ege'de. Evet Mine Hanımcığım, İzmirlisiniz. Burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Üniversite de burada bitti. İzmir evet. Ve İzmirlilik hakkında bizimle neler paylaşabilirsiniz? İnsan İzmir'de yaşadığı zaman İzmirliliğin kıymetini anlamıyor. İstanbul'a gittiğimde İstanbul'da harika bir kent. Toplam kaç yıl yaşadınız İstanbul'da? 10 yıl yaşadım. 70'tir. Bayağı uzun yaşadım. Evet. O zaman İstanbul'a gittiğinizde İzmirli olduğunuzu anlıyorsunuz. İlk şeyimi anlamış size şöyle anlatayım, fark olsun diye. Teşvikiyle çalışmaya başladım. Beşiktaş'tan vapura binip karşıya geçiyorum. Oturduğum zaman herkese selam verdim. İnsanlar garip suratıma baktılar. Birkaç defa daha yaptım bunu ama sonra anladım ki yani burada selam verilmiyor. İyi akşamlar denilmiyor. Yani sadece bunu bile söylemem herhalde yeterli. Yani İzmir bir hoşgörü kent. Evet. Hoşgörü ve insana saygı var. Gerçi şimdi çok göç alıyor. Yani değişmeye başladı ama en azından biz kendi çocuklarımız için İzmirli olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Bir de şöyle bir farkı var İzmir'in. Diğer kentlere göre bence. İzmir'de eşim hep söyler, onun bir sözüdür. Başka kentlerden gelenler de İzmirli olurlar. Yani İzmir kent duygusunu ve İzmir kentlisi olmayı onlara öğretir. Ve demek ki bir kucaklayan yaklaşım var ki insanlar İzmirli olabiliyorlar, ayrışmıyorlar. İstanbul'da her yer başka şehirlerden gelenlerin dernekleriyle dolu. Ve başkalaşımlarıyla dolu. Evet yani her kentin başka bir derneği, dayanışma derneği var. Ama bir İzmirli dayanışma derneğini hiçbir kentte göremezsiniz. Buna ihtiyaç duymuyorlar belki. Anladım. Hem birey olmayı hem toplumsal yaşamayı öğreniyor İzmirliler. Bir de çok önemli bir şey var. İzmir gerçekten bir dişi kent. Yani kadının rahat olduğu, özgür yaşadığı ve ayaklarının üstüne durduğu ender kentlerden birisi. Ama tabii bunda erkeklerin de çok etkisi var. Yani İzmirli erkeklerin de etkisi var diye düşünüyorum. Onlara destek oluyorlar ki bu durumdalar. Anladım. İyi ki İzmirliyim diyorum. Ne güzel. Öğrencilik hayatınızdan biraz söz eder misiniz? Nasıl yaşadınız? Nasıl bir keyif aldınız? İzmir'de. Kız Lisesi mezunuyum ben. Evet. Yani lise çok güzeldi. Çok güzeldi. Harikulade hocalarım vardı. Bugün ben çalışan bir anneysem, o İzmir Kız Lisesi'nin çok fazla imzası var üstümde. Evet. Aydın bir Türk kadını olmayı bana İzmir Kız Lisesi öğretti. Ve her zaman bütün özellikle İngilizce hocam hep şey yapardı. Yani bir kadın önce ayaklarının üstünde durmalı. Çocuklar çünkü giderler. Siz yalnız kalırsınız. Bu yüzden çocuklarınıza da gönlünüzden verin. Onlardan bir şey beklemeyin. Ve ayaklarınız üstünde durun. Kendi paranızı kazanın. İlk yaptığı tembih buydu. Ona çok teşekkür ediyorum. Diğer hocalarım da kadın hocalarım da erkek hocalarım da çok başarılı insanlardı. Üniversite hayatım hareketli geçti. Ege Üniversitesi'ne girdim. Ondan sonra bu biliyorsunuz 80'de tam darbe olduğunda karışık dönemde başladık. O şartlı şurtlu dönemden geçmek zorunda kaldık. Sonra da işte YÖK çıktıktan sonra 9 Eylül'e bağlandı. Manisa'da bitirdim okulu. Evet, biraz daha ama iyi oldu galiba. Yok, iyi olmadı. Hayat sakinleşti işte. Tabii de. İyi mi oldu onu bilmiyorum. Gel git sorunu oldu. Çok hareketli, çok renkli bir dönem geçirdik. Biz 20 kız, beden eğitim bölümlerinde kızlar, erkekler uygulamalı dersleri ayrı ayrı görürler. O yüzden
arkadaşlarımla hala çok iyi görüşüyoruz. Ayda bir toplanıyoruz. Harikulade bir arkadaşlığımız var. Hiç kopmadık. Harika. Erkekler de öyleydi. Çok gezdik, tozduk, spor yaptık. Çok memnun. Yani tekrar dönmek isterim o günlere. Kim istemez, ben de öyle. Evet. Evet. İsterseniz bir sonraki videomuza geçelim. Tamam. Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan. Onları hep uzlaşamayan üç lider olarak tanıdık. Şimdi üçü de ilk kez bir konuda aynı fikirde. Onlar, yerel yönetimlerdeki kadın siyasetçi oranını %50'ye çıkarma konusunda anlaştı. Siyasette kadın erkek eşitliği dönemi nihayet başlıyor. Türkiye'nin özlem duyduğu liderlik için teşekkürler Sayın Bahçeli, Sayın Baykal ve Sayın Erdoğan. KADER, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği. Uyarı: İzlediğiniz bu film, yerel yönetimlerdeki %1'lik kadın oranına isyan eden ve siyasette yer almak isteyen kadınların hayallerinin ürünüdür. Evet Mine Hanım, bu 2009'daki yerel seçim tanıtım filmi. Evet. Biraz KADER'den, çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Bahsedeyim. KADER'den şöyle bahsedelim. Yani burada kadın olmak çok önemli. Yani kadın sadece kadınları desteklediği için. Ve hangi politik görüşte olursa olsun bizim desteklediğimiz aday sadece kadın olması bizim için yeterli. Evet. Bu benim için önemli. Çünkü kadın bakış açısı diye dünyada yeni gelişmeye başlayan bir fenomen var. Ve bu erkeklerden çok farklı. Şefkat ve sevgiyi daha fazla içeriyor. Bugüne kadar ülkeleri, dünyayı, Türkiye'yi erkekler yönetti. Bir fark yaratmadılar. Bu yüzden kadınlara özellikle bu siyasi kota konusunda destek verilmesinden yana bir defa denesinler. Belki de çok daha iyi olacak. Evet. Bu yüzden kadın adayları desteklemek de için çalışıyorum. Çünkü farklı bir dünyaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve bu farkı kadınların yaratacağına inanıyorum. Önümüzdeki yüzyılda bir kadın yüzyılı, yani içinde yaşadığımız yüzyıl bir kadın yüzyılı olacak. Evet. Bu yavaş yavaş geliyor. Umarım Türkiye bunun farkında olur da destekler. Desteklemezse kendisi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bütün dünyada kota uygulaması başladıktan sonra kadınlar yol almaya başladılar. Ancak. Evet. Mesela İsveç'te okuduğum kadarıyla pozitif ayrımcılık erkeklerden yana dönmeye başladı. O kadar ki. Evet. Yani bunu başaran ülkeler var, örnek ülkeler var. Bu yüzden umarım yaşarken görebilirim. Evet, bugünleri görebilirim diye düşünüyorum. Şimdi çok yeni bir proje üstünde çalışıyoruz. Evet. 25 genç kızımıza hem işe hazırlamak hem seçme ve seçilmeye hazırlamak amacıyla kişisel gelişim bazlı birçok eğitimin verildiği bir 2,5 aylık yaklaşık bir program götürüyoruz. Evet. Burada birçok arkadaşımla beraber gönüllü çalışıyoruz. Ve genç kızlarımız çok memnunlar. Ders vermeye gelen hocalarımız da çok memnun. Biliyorsunuz siz de bize ders verdiniz. Çok memnun oldu. Kalmışlardı. Çok onur duydum. Bu proje tahmin ediyorum ki önümüzdeki yılda devam edecek. Şahane. Öyle planlıyoruz. Tabii bu tip konularda en zor alan maddi kaynaklar bulmak. Ben de tam onu soracaktım. Zor oluyor. Yeterince destek yakalayabildiniz mi, bulabildiniz mi yani, projeniz için? Birkaç belediyeden ufak yani desteklerimiz var. Ancak tabii bunlar yetmiyor. Evet. Biz kendimiz destek olmaya çalışıyoruz. Hem üyelerimiz hem de gönüllülerimiz destek oluyorlar ama ne kadar yeterli oluyor derseniz olmuyor. Devletin ayırdığı bir şey yok mu dernekler bazında? Yok. Yani çok az bir şey yok. Maalesef yok. Dernek zaten bir gönüllü kişi. Evet.
sivil toplum örgütlerinin devletten nemalanmaması gerekiyor biliyorsunuz. O zaman sivil toplum örgütü olmuyor. Bu yüzden gönüllülerin destek olması lazım. Bir sonraki videomuza geçelim. Ve insanların doğum günleri aklına gelir. Evet. Çünkü doğum günüyle birlikte konuşlanmış bir burcumuz var. Tamam. Doğduğumuz günün burcu. Mesela örnek verelim. İçinde bulunduğumuz burç dönemi Akrep burcu dönemi. Kasım ayı 2012. Evet. Ve bugün doğanlar bir Akrep burcu özelliği taşıyorlar. Evet. Ama yeni doğanlar Akrep burcu özelliğini birebir yaşıyorlar. Ama 45 yaşındaki bir insan da Akrep burcu özelliğini ne kadar yaşıyor? Şimdi insanın kendi burcunun tam kendine neler yansıttığını bilebilmesi lazım. Bunun da çok basit böyle küçük püf noktaları var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Bunlardan biri de biz astrolojide ilerlemiş hesap deriz. İşte kişinin 45 yaşında nasıl bir Akrep burcu olduğunu öğrenebilmesi için çok basit bir hesap ve çok yaklaşık bir hesap. Bir sene 365 gün ve Güneş bütün burçları o süreçte dolaşıyor. Her sene bir yaş daha alıyoruz. Evet. Her yaş aldıkça büyüyoruz, kültürümüz büyüyor, lügatımız büyüyor, bedenimiz büyüyor, çevremiz... Yani büyük bir gelişim içindeyiz. Bakış açımız her şeyimiz büyüyor. ama evrene baktığımızda evrende büyüyor. Evrende yerinde sayan, duran hiçbir şey yok. Büyük bir devinim içinde. Geçmişten günümüze baktığımızda güneşin yeri bile evren genişledikçe farklılaşmış ve değişmiş durumda. Bu bağlamda baktığımda benim doğum zamanımdaki güneşle 45 sonra yaşımdaki güneş aynı noktada değil. Değil. Bir ilerleme var. Çok fark var. Benim bedenimde de ilerleme var. Mantığımda, aklımda ilerleme var. Bu bağlamda baktığımda ya ben nasıl bir akrebim? Hiçbir şekilde akrep burcu olduğum değişmez. Ama hayata bakış burcum değişir. Bu da bir seneye bir gün hesabıyla doğduğunuz günün üzerine yaşınız kadar gün ileri sayarsınız. Ve geldiğiniz burç hayata bakış burcunuzdur. Bir daha söyleyin lütfen. Doğduğumuz güne yaşınız kadar gün ilave edip ileriye doğru saydığınızda geldiğiniz burç bugün Akrep burcuyla birlikte hayatı yaşadığınız, hayatı algıladığınız, hayatı göğüslediğiniz. Mine Hanım, 89'dan beri astrolojiyle ilgilendiğinizi paylaştınız benimle. Kaçmaz. Evet. 2013 hakkında biraz bilgi alalım. 2013 hakkında şöyle söyleyelim. Şimdi 2013'te su enerjileri diyoruz. Yani birbirine uyan enerjiler, birbirini tamamlayan enerjiler etkin olacak. Jüpiter Yengeç'e geçecek galiba Haziran'ın sonuna doğru. Satürn Akrep'te uzun zamandır, bir yıla yakın. Balık'ta da Neptün var. Bunlar bana hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Şöyle ağır etkili gezegenler, yani ağır etkili gezegenler de ne demek? Toplumları değiştiren gezegenler su grubu burçlarda. Bunlar bir de Jüpiter gibi böyle rahat enerjileri anlatan bir gezegen de su enerjisine, yani yengeçe geçtiği zaman belirsizlikler artar dünyada. Yani su enerjileri çok harekete geçiren enerjiler değil. Bu yüzden dünyada biraz durgunluk var. Durgunluk değil de belirsizlik var. Var. Belirsizlik var. Satürn Akrep'te de çok sevdiğimiz bir şey değil. Bu ölümleri ve maalesef savaşları anlatıyor. Biliyorsunuz ya, uzun zamandır konuşulan bir bu seller, suların, su baskınları konuları bu 2013-2014'te de devam edecek gibi görünüyor maalesef. Bir tek iyi yanı var. Evet, iyi bir şey söyleyin. İyi bir yanı var. Su enerjileri insanı anlamayı anlatır. Yani birbirine destek olmayı,
dünyanın vicdanının ayağa kalkmasına neden olacak olayların gerçekleşmesini sağlar. İyi yanı budur. Evet. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki 10 yıl özellikle Neptün balıktayken insanların vicdanları daha çok çalışacak. İnsan insan olmayı biraz daha evet daha öğrenecek. Fazla öğrenecek. Yani dünya için temel söyleyebileceğim şeyler bunlar. Su enerjileri mesela virüsleri falan da alevlendirir. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak yerinde olur. Sağlığımıza dikkat etmekte fayda var. Onun için yani çok şey çok fazla astrolojide biz önce kötü olanı görüyoruz ne yazık ki. İyilik çünkü çok az oluyor. Hem insanın hayatında hem dünyada. Umarım ki iyilikler artar. İnşallah. Kötülükler azalır. İnşallah. Dünyanın kurgusu böyle. Evet. İyiliklerin zafer kazanması üstüne olmalı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. İyimserim. Güzel, çok güzel. Sizin için güzel bir parça seçtim. İsterseniz onu deneyelim. Tamam, çok nice. Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçini gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızı. Gözlerinden taşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Büyümeyecek elleri her gün ekmekler dinler. Gün batarken her akşam bir kız geçer karakumdan. Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Söylediğiniz bir şarkı. Çok mersi. Neden bunu çok seviyorum? Anadolu'da biz çok yer dolaştık. Çok kadın gördüm. Kadınların çalıştıkları zaman kurtulduklarını öğrendim. Öğrendim. O yüzden bu şarkıyı çok seviyorum. Kadın çalışmazsa özgürleşemiyor. Bu yüzden Fabrika Kızı benim için önemli bir parça. Her kadın küçücük de olsa bir yerde kendi parasını kazanmasından yanayım. Her zaman böyle. Kendi kızlarımı böyle yetiştiriyorum. Çok haklısınız. Yani çalıştığım yer, sivil toplum örgütlerini de herkes kendi kızım gibi görüyorum. Onların da bir ekmek sahibi olması en büyük amacım. Başka türlü kadınlar değişmiyorlar. Haklısınız. Ülke de değişmiyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Beni çok mutlu ettiniz. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Yine görüşmek üzere. Umarım. Bir sonraki gün izinde görüşmek üzere. Bosna bu